Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımızda bazı engeller var ama bizim video atmamıza engel değil hiçbir şey. Şu anda muhabbet kuşlarımız da ötüyor. Birazdan onlar da gidecek. Nereye gideceğini anlatacağım şimdi. Arkadaşlar şöyle Recep Baba kümesini gösterebilir misin? Recep Baba değil de bak anladılar senin olduğunu arkadaş. Evet. Arkadaşlar bugün yine Recep Baba sağ olsun misafirliğime geldi. Mükemmel bir hava var. Biz gene arkadaşlar haftada bir iki video atmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz bizi sevenler var, seyredenler var. Allah o yüzden Allah arkadaşlar Allah. Biz atmamıza devam edeceğiz videoları. Tabii ki 31 Aralık'a kadar sürecek bir süre var. Evet Recep Baba 3 ay verdiler. Ama bu şeyi atmamıza, YouTube'a video atmamıza ne bileyim bakılmasına falan engel değil. Sadece diyor ki sen iş ortağı değilsin. Facebook gibi atabilirsin. Kazancın mazancın yok. Yok diyor. Eyvallah ona da razıyız. Bizim tek hatamız ne olmuş arkadaşlar? Sordular. Short videoları Facebook'tan ne bileyim başka yerden alıp mesela bir yılan videosu atmıştım. Çok bakılıyordu. Onu ben Facebook'tan almıştım ama kimin attığı belli değil. Ne olduğu belli değil. O zaman almışım. Adam onu tabii yükselince bakım sayısı bana engel getirmiş. Yani diyor ki YouTube diyor iş ortaklığından çıkarıldın diyor. Önemli değil. Biz yeter ki gönüller bir olsun. Bugün de çok güzel bir hava var. Biliyorsunuz artık kuşlarımız hepsi neydi o? Tüy döneminde. Yarış bitti. Uçurmuyorum. Sadece en genç bebeleri uçuruyorum. Ama şimdi muhabbete girecek olursak Recep Baba geldi. Allah Recep Allah Baba da gelince biliyorsunuz bizim işimiz gücümüz Recep Baba'nın ilaçları. Çünkü Allah bu dönemde arkadaşlar göçmen kuşların göçüm döneminde bak iyi dinleyin. Şu anda Türkiye'den kuş getirdiyseniz, yabancı bir kuş kümesinize girdiyse, ne bileyim kuşlarınız çok fazla çatıda dışarıda bırakıyorsanız %1 milyon arkadaşlar inanın bana yok abi benim kuşum hastalanmaz, benim olmaz, şu olmaz demeyin. Bir, aşıları olacak arkadaşlar. Altyapı sağlam olacak. Haksız mıyım Recep Baba? Aynen katılıyorum. Bunun aşılarında isterseniz Recep Baba'yı ekleyenler, ben temin arkadaşlara bazılarını eklettim. İsteyenler ekletebilir. Bu arada bakmayın üstüm başım güvercin şeyi, kümesi, elbiseleri sorun değil. Beni artık tanıyorsunuz zaten. Kravat takmaya gerek yok. Aynen bravo. Biz güvercinci adamız. Aynen. Güvercincinin adamın elinden de affedersiniz dışkı eksik olmaz. Yani kümesi yakın bir de biliyor musun? Tabii. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki ben ilaç karşıtı bir adam olarak. Ben de Recep Baba ne diyorum? Sağlıklı beşte ilaca ihtiyacın olmasın. Ama aşısını vur. Aynen. Aşısını vur, vitaminli mirale tamam yapıyorsun. Ama fakat ne oluyor arkadaşlar? Mecburen benim kuşlarım hasta olmadı mı? Çok iyi baktığım halde. Recep Baba ne diyor? Ben hani Hollanda'da gördüğüm adamlardan bir tanesi. Her gün kümesleri. En temiz bir arkadaş. Evet. Böyle. Bir de ayrıca bir de güzel oda yapmış kendine. De oradan güzel başka yer insanın gidesi gelmiyor. Recep Baba, onu da çekeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Eğer kuşlarınız hastalığa yakalandığında doğru tedaviyi bilmezseniz aynen. Yani ben ne diyorum her zaman? Başın ağrırken mide hapı almayacaksın. O yüzden kuşların ağzı dili yok dememin sebebi de bu. Eğer kuşlarınızın dışkılarına bakıp bir şeyler eğer tecrübeniz varsa zaten uzun süre posta güvercinle yarışıyorsanız bunlar artık beyninizin içine yerleşiyor. Nasıl belli başlı hastalıklar var çocuklarda? Kızamık olsun, çiçek olsun, sarılık olsun. Kuşlarda da böyle. Özellikle yavru döneminde tüyü iyi çıkaramayan, bakın arkadaşlar geçen bir kelime söyledim. Kuş hasta olduğu için tüye giremez. Tüye girmediği için hasta olamaz. Bak Recep Baba iyi dinle. Ne dedim? Tüye giremediği için hasta olamaz kuş. Hani hasta, kuş hastaysa tüye giremez zaten. Evet. Anlatabildim mi? Olay bu. Yani bizim de koruyucularımız var. Ne koruyucularımız var? Zaman zaman yaptığımız. Ben illa ilaç kullanmıyorum. Ben hiç sıfır yapmıyorum diye bir şey yok. Recep Baba yüzü burada. Evet. Lazım oldu mu kullanırım. Özellikle şu andaki dönem kuşların en hassas olduğu dönem Recep evet, Baba. Aynen. Tüy dönemi. Niye tüy dönemi? Tüy döneminde kuş tüy mü atsın? Arkadaşların bazıları hata yapıyor. Yuvaya yatırıyor tüy döneminde. En büyük hata. O hayvan tüy mü düşsün? Yavruya mı baksın? Yoksa sağlığını mı korusun? Aynen. O yüzden arkadaşlar şu anda birazdan göstereceğim. Recep Baba'yı da konuşturacağım tabii. Aynen. Orada misafirim ama. Arkadaşlar dişi erkek ayırmanızın sebebi tüy döneminde bu. Hayvan. İstersen Recep Baba şöyle alabilirim. Al. Bakın arkadaşlar bu hayvanlar kendi tüyünle uğraşıyor şu anda. Bakın şöyle göstereyim. Niye kendi tüyünle uğraşıyor? Çünkü bakınız yatıyor orada.
dişi olsa eşleşmeye çalışacak. Ne olacak? Bu sefer takattan düşecek. İşte bunu ayırmanızın sebebi de bu arkadaşlar. Bu arada şöyle bir göstereyim. Kümes iyice kurumaya başladı. Güneş de vurdu. Evet, şimdi dönelim Recep Baba'ya. Recep Baba hoş geldin. Adam Cumhurbaşkanı gibi adam arkadaşlar. Allah razı olsun, teşekkür ettim. Ne yapıyorsun Recep Baba? Hoş geldin. Allah razı olsun. İşte Ergin Ay uğraşıyor. Ne yapsın Recep Baba? Allah razı olsun. Sağ ol. Her tarafa ilaç yetiştirmeye uğraşıyor. Aynen. Ama sen dediğin laf var. Ergin Ay hani son zamanlarda şimdi göstereceğim ilaçları bayağı patlama yaptı. Sen hani sen hep anlatıyorsun ya. Evet. Diyorsun işte en son çare eğer kuşlarınızda kuruma olursa, kusma olursa, topallama mopallama olursa hangi ilacı vereceğimizi söylüyoruz ama aynen. Artık en son haddesinde aşısı olmuş kuşlara ne diyorum ben Recep Baba bir üçlü karışımımız var onu yaptığınız zaman 3 günde 4 günde bunun eğer iç organları bitik değilse bak bir daha söylüyorum arkadaşlar kuşların iç organları bitik değilse şimdi göstereceğim ilaçlarla şu üçlü bizim buna altın vuruş diyoruz değil mi abi? Evet. Bak. Poşetin içinde kapak çıktı. Evet kapak da burada. Arkadaşlar bakınız ben kür yapacağım. Niye yapacağım? Şu anda bakınız Recep Baba böyle bir adam. Şimdi kür yapacağım. Niye yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hem tüy dönemi hem de yarın bir gün eşe atarken de aynı kür yapacağım. Normalde biliyorsunuz ben bunu paraterapiyi eşe atmadan kullanıyorum. Paraterapi ne demek arkadaşlar? Kuşlarda salmonella. Haksız mı? Aynen. Ayak topallaması, vujutta kanat sesi, kanat tutulması, kanatların sesi, topallama, titreme. Arkadaşlar bu başlı başına zaten bir biraz antibiyotik gibi bir şey. Bilmiyorum bu reklama da bir şey derse çünkü deseler bir şey olmaz. Reklam girmiyor zaten YouTube'a şu anda. Aynen. Bu şimdi Recep Baba'da görünen buzdağının küçük bir bölümü. Küçük bölüm derken devede kıl. Bana ben istediğim için bunu getirdi. Bakınız arkadaşlar ben ilaç karşıtı bir adam değilim ama lazım olduğunda kullanıyorum. Şu anda bunların hiçbirinin hasta olmadığını hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Hepiniz seyrediyorsunuz. Ama bazı dönemler vardır ki kullanmak lazım. Özellikle kuşları eşe atmadan. İkinciye gelirim Recep Baba. Kolistop. Evet. Sen ne öğrendin bu zamana kadar kolistoptan mesela? Kolistopun ishal olduğunu iyi biliyoruz. Koli diyorlar. Genç kuş hastalığı diyorlar. Evet. Zaten en pis hastalık o. Evet. En genç. Eğer bunun da çok ilerlemesi Adana kolidir. Adana kolisi var. Bir arkadaş onu göstereyim. Onu da göstereceğim. Şöyle bak. Bakınız arkadaşlar. Adana kolidi. Adana koli. Şu 3 tanesini 4 tanesini şunun içine onu, karıştırdığın an. Evet bunu biz yapıyorduk hatırlıyor musun? Evet. Arkadaşlar eğer Adana koli yani koli ilacı yaramadıysa koli ne demek? En belirgin özelliğini söylüyorum. Kuşun su içip suluğun başında düşünmesi dışkısının yeşil bak tek renk yeşilimsi sulu sıvı kuşlarda büzüşme yediği yemi. Özellikle karışık yem veriyorsanız yediği yemi kusmasıdır. Kuşlar takır 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 sesler gelir arkadaşlar. Bu Adana koli. Kolide de aynı belirtiler. Bir dakika Recep Baba. Kolide de aynı belirti vardır ama Adana kolide en belirgin özellik kuşların dışkıları nasıl olur biliyor musunuz beyler? Çoğu bakınız 3-4 renk olur. Çamur rengi olur. Yani toprak rengi olur. Ondan sonra sarı olur, köpüklü olur. Ondan sonra yeşil, yemyeşil, çimen yeşili, koyu yeşil olur arkadaşlar. Böyle bir durumda sevgili dostlar bakınız. Elektrolit de herhalde bilmeyen yoktur. İnsan vücudunda da hani çok lazım olan bir şey. Bunun doğal yapımında söyledim. Karbonattan, tuzdan bir de neden oluşuyordu arkadaşlar? O zaman söylemiştim. Bunda her 4-5 karışım var. Aynen. Ama bunun özü tuzla karbonattır. Bundan vermek mecburiyetinde bunu yalınızda verebilirsin. Hafta bir sever, iki sever. Ben faydasını ben görüyorum. Anlatıyorum Recep Baba. Böyle taş gibi yavrular. Sıcak havada kuş uzak benim yarış kuşlarım var. Kuş sıcak havada geldiği zaman enerji kaybediyor. Yani aynen. Sen vücuttan tuzumuzu nasıl atıyorsun? Aynen. Bunu geri alman lazım toparlaman için. Niye maç esnasında sen yoruldun veya ter attığın zaman su ihtiyacı duyuyorsun? Ama bunun içindeki mineral işte o her şey karışık. Sodyum bak yazar burada beyler. Görüyor musunuz? Zinc. Bunlar arkadaşlar geri alması için ama şunu kullanıyorsanız bakınız nasıl yaptığımızı ben anlatayım size.
Bundan kaçtı? 2 milim mi değil acaba baba? 4 milim bundan veriyoruz. 4 çay kaşığı bundan. Evet. 10 milim de bunlar bak şurada kapakları. Kapakları yani hepsi var oluyor arkadaşlar. Ben bunu yazıyor burada şurada şöyle gösterebiliriz evet. Ama evet. Kaç milim koyacağım aynen. Yazıyor. Bu Recep baba bu bunun sayesinde kaç tane kümesi kurtardık doğruysa. Oo, bayağı teşekkür mesajları geldi mi? Arkadaşlar aynen. Normalde bakınız normal bir koliyi bu 3 günde normal bir koliyi diyorum yani tek dışkılı yeşilimsi kursakta su toplama diyorsunuz aslında öyle bir şey yok. Çünkü kuşun kursağı çalışmadığı için bağırsaklara geçmediği için yediği no, kursakta kalıyor. Aynen. Kursakta su toplaması diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce ben bunları hep anlattım ama kuşlarınızda salmalena. Özellikle dişileriniz hani siz diyorsunuz ya hep ne diyorsunuz kuşlarım ya yumurta felcine girdi. Aynen. Bakınız o yumurta felci arkadaşlar kuşların salmonella olduğunu gösterir. Herkes felç yumurtlayamadı girdi. E peki benim gencecik yavrularım hiç yumurta yapmamış yavrularım yumurtluyor da bu hayvan ilk defa yumurtluyor kanlı kanlı yumurta yapıyor da niye felç olmuyor? Niye felç olmuyor? Çünkü salmonella bakterisi girdiği zaman hayvana, hayvanın arkadaşlar yumurtlasa bile zaten 10 günlük yumurtada yattıktan sonra anlıyorsunuz. Ya yumurta içinde ölümler oluyor ya da ne oluyor biliyor musunuz? Yavru çıkıyor, ölüyor. Aynen. Ben bunu o yüzden eşe atmadan bunları kullanırım. Bakınız bu 4-1'i de eğer biraz koliyi, biz bunu yaptık zamanlar arkadaşlar dedi ya abi bu neye katılır mı? Arkadaşlar eğer Adana koliyi bulamazsanız Adana koli ilacını... Çünkü iki çeşit E. coli, Adana coli. Ayrı bir ilacı da Recep Baba'da her türlüsü. Ekleyebilirsiniz Facebook'un üzerinizden Recep Baba'ya. Sağ olsun bak bir telefonumla çıktı geldi. Bir abi kardeşliğimiz var. Ben bunun reklamını falan yapmıyorum. Ama şu anda Recep Baba'nın işi gücü bu. Ben de bunu anlatmak zorundayım arkadaşlar. Yalan değil. Ben kendime getirdim bunları. Evet. Evde belki 1000 tane ilacı var. Ben bana dedim ki bunları getireceksin Recep abi. Getirebilir misin? Allah razı olsun. Kapıma kadar çıktı geldi. Şimdi bunun da karışımını yapmıştık arkadaşlar. Eğer koliyi 3-4 günde yok edemiyorsanız baktığınız dışkılarda çok değişiklik Recep Baba. Evet. Sümüksü, sarımsı, toprak rengi, çamur rengi, koyu yeşil. Bir kuşta bunları görüyorsanız kümesinizde bilin ki kümesinde ciğerine kadar işlemiş. İşlemiş. Adana koli. Eğer erken tedbiri almazsanız arkadaşlar onu bulamazsanız bundan da şöyle 3 tane alıyorsunuz. Bunun içine katıyorsunuz. Güzel karıştırıyorsunuz ve suluklarına veriyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun ilerlemiş şekli Recep Baba. Artık kurtaramıyorsun. Ölümler başladı. Neydi? Biz buna ne dedi? Altın vuruş diyelim değil mi? Evet. Bakınız arkadaşlar bundan. Bu şart, üçü şart. Evet, üçü şart beyler. Zaten bulunması bazı arkadaşlar istiyor. Benden böyle set olarak 2-3 tane yapıyorum. Çünkü tarihlere baktı bak çok uzun maaşlar. 2025 bak şuna bak 25. Bana verdiğin belki de orada bitmiş olan tarihine bir bak kaç 2020 evet. Olabilir mesela. 25 şuna bak tarihlere bak evet 25. Arkadaşlar 25. Biz bunu... Ben bana yaramayan bir şeyi asla tavsiye etmedim Recep Baba. Hep doğal besliyorum. Ben şimdi bunu kullanmasam vallahi billahi niye tavsiye edeyim? Ben bunu kullandım. Kaç kere istedim değil mi senden Recep? Özellikle eşe atacağım zaman Recep Baba. İstersen Recep Baba gel bak sana ne göstereceğim. Arkadaşlar Recep Baba'nın bahsettiği yer burası. Bazen canlı yayın yapıyorum buradan. Ama Recep Baba kümese gördüm bilmiyorum. Gel bak. Bak bakayım bakıma ne yaptık kümese. Nasıl olmuş? Tertemiz. Bakınız arkadaşlar. Adam bence böyle. Bak. Adam afsayı kaple yapmış ya. Yani, şuna bakın ya. Ya görüyor musunuz beyler? Çeker. Nasıl be benim baba? Benim elde yok öyle. Valla elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Beni bilenler biliyor Recep baba. Nasıl kümes? Şurasını falan hep böyle kireç beyaz boya yaptık. Şimdi arkadaşlar tüy mevsimi en çok hayvanların rahatsız olacağı dönem diye söyledim size arkadaşlar. O yüzden de elinizde bunlar bulunursa özellikle bakınız ölümler çoksa Recep Baba bir daha söylüyorum ha. Evet. Kümesinizde ölümler başladıysa arkadaşlar bu videoyu da YouTube'a atacağım Recep Baba. Oradan da kullananlar bizi hani arkadaşlar yazabilir ne tepki verdiğini. Bu üçü arkadaşlar karıştıracaksınız bakacaksınız. Aynen. Bunlar arkadaşlar iyi ama koruma amaçlı. Mesela hayvanınız tam şey yapmadı hasta değil ama bunlar o zaman kurtarabiliyor da eğer çok ilerlediyse eskiden baytriller vardı Recep Baba ama var ama sen de biliyorsun ki o en son çare mesela şu baytril görevini görüyor aslında evet. Ama bir şansımız var elektrolit biraz toparlıyor kuşları evet.
Anladın mı? Koruyor. Hani nasıl bir mide hap içtiğin zaman. Vallahi bravo. Koruma hapı var. Aynen. Onu, ben, ondan bunu katıp. Ben de içiyorum bir de. Şeker olduğu için ben de 4 tane 6 tane hap içiyorum. Önce bir tane mide koruyucu bir hap. Ben de. O da aynı elektrolü o olmuş oluyor. Aynen. Bu hem bunu gücünü arttırıyor arkadaşlar hem de kuşlara direkt emilmesini sağlıyor bu şeye. Aynen. Bakınız bir daha söylüyorum. Yani A'dan Z'ye kadar saymadığım gibi. Aynen. E koli ile Adena koli arasında çok fark var. Bunu öğrenmeniz lazım. Yani her koli ilacını da kuşa yarar diye. Bakınız gene söylüyorum. E koli'de falan bazen tek tip dışkı olup ne o? Kusma. Ondan sonra işte su başında düşünme. Ama dışkıları hep aynı renk. Yani yeşilimsi. Çimen yeşiline yakın falan. Bunu arkadaşlar bu 3-4 günde iyi ediyordu. Ama şimdi son zamanlarda bu göçmen kuşların olsun bir sürü bilmediğimiz hastalıklar çıktı Recep evet, Baba. Aynen. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu elinizde, kümesinizde özellikle Avrupa'da olanlar çok şanslı. Recep Baba kapılarına kadar yolluyor. Aynen. Yani bunu bulundurun arkadaşlar. Recep Baba 15 dakika olmuş. Güzel bir konuşma yaptık bence. Ne diyorsun? Sizleri seviyoruz. Güzel insanlar. Allah'a emanet olun. Evet. Ergün Aydın vazgeçmeyin. YouTube'dan. Allah razı olsun. Recep Baba'yı da takip edersiniz. Ergün Aydın. Takip edin buradan görürsünüz. Abi bir de şunu söyleyeyim. Tamam. Recep Babama giderken elini boş göndermeyeceğim. Bu güzellikleri vereceğim arkadaşlar. Hem bana sabah çok ses yapıyorlar hem de bunun çiftliği var Recep Baba götürsün. Hem de motorumun yeri. Bakınız motorum orada. Motorumun yeri götürsün. Hayrını görsün. Canavar gibi kuşları verdim. Recep Baba hayrını gör. Teşekkür ederim. Hadi bakalım 15-16 dakika Allah'a olmuş. Allah'a emanet olun. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Sizleri bence güzel seviyoruz. Bir video oldu. Sizleri seviyoruz. Takipte kalın. Bakalım 31 Aralık'a kadar neler olur ama şu anda video atmamıza engel değil. Görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yarın oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.